Herkese günaydın. Bugün şöyle bakın. Her zaman hazırlama, işte temizleme düzgün bir şekilde sunuyoruz ya. Yani aralarda kaçıyor bazen ama bugün dedim ki pis halini çekeyim. Yani yedikten sonra böyle oluyor herkesin evinde. Bunları toparlayacağız birlikte. Bugün öyle yapalım. Değişiklik olsun. Hep toplama çekiyoruz. Size değişiklik tam tersi. Şimdiye kadar çektiğim videoların genelinin tam tersini çekeceğim. Şu an saat 11'e 20 var. Aslında bu sofra 9'da kuruldu. 10'a doğru, 10'a çeyrek kala 9'da kuruldu ama nasıl kuruldu biliyor musunuz? Şu şeyin kapağı falan var. Bu bardaklar şu şekilde ters, hani tozlanmayacak şekilde. Sadece yumurta yoktu. 9'da ben soframı kurdum. 9'u 10 mu ne geçiyordu o civarlarda. Sonra saat 10'a doğru biz oturduk sofraya ve şu an saat 11'e 20 var. 10 dakikadır ben de kahvaltımı bitirmiş bulunuyorum. Eşim hemen 10 dakikada yedi gitti. Ben biraz yavaş yavaş buradan bilgisayardan bir şeyler izleye izleye kahvaltı yaptım. Tek başıma yaptım maalesef. Sayılır yani. Tek başıma yaptım sayılır. Çünkü o hemen 10 dakikada yaptı ve çıktı. Ben bugün öğlen 2.30'da gideceğim için içe. Sabahtan evdeyim. Yani şu an saat 11 diyelim. Öyle 1-2 saat kahve molası yapacağım işe gitmeden. Ama şimdi buraları toparlayalım. Şöyle tabaklarımı güzel bir kahvaltı yaptım gerçekten. 1,5 dilim ekmek. Şu buçuğu. 1,5 dilim ekmek ve 1,5 yumurta yedim. Neden 1,5 yumurta yedim? Eşim yarım yumurta yiyebildiği için onun yarısını ve kendimin bir tanesini yedim. Bir tane hep ben fazladan yapıyorum. Olur ekmek yemem ya da eşim hani yolda götürür, yanında götürür falan diye. O yüzden 1,5 tane ekmek 1,5. Yani 3 dilim ekmeğe falan denk geliyor herhalde. O kadar yedim. Tokum. Hiç acıkacağımı sanmıyorum bugün doğru düzgün. Şimdi kahvaltımı toparlarken şimdi gidip bir tepsi getireceğim. Şu kapıyı ayakla açma işi. Evet. Şimdi gidip tepsi getireceğim. Makinemi boşaltmıştım. Kirlileri yerleştireceğim birazdan. Şu an kirliler var içerisinde. Evet, sizi şöyle koydum. Tepsiyi unuttum yine her zamanki gibi. Öncelikle şu ekmeğin ağzını kapatacağım. Şu tuzlar benim masada kalıyor. Çünkü her zaman burada yemek yediğimiz için şu baharatı götürebilirim. Limon kalsın, çay içeceğim. Bu eşim bardağı temiz. Bunu da ben çay içmeye devam ederim. O yüzden bunu da burada bırakıyorum. Bu kahvaltılıklarımı arkadaşlar götürüyorum. Hatta bunu ben böylece kapağını kapatıp dolaba sığar mı bilmiyorum. Keşke sığsa. Deneyeceğim şimdi. Bu şekilde koysam. Yani yarın çıkarırım tekrar değil mi? Çok pratik değil mi? Evet. Bu aslında kek fanusu. Ben bunu şoktan almıştım. Kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum şu an ama mutlaka görmüşsünüzdür. Evet, şöyle şuraya sığdırdım. Süper oldu. Evet. Şimdi masamı temizleyeceğim. Bunları götüreceğim. Bunları internet sitesinden satın almıştım. Diyette kullanıyordum. Bunun şeker niyetine tatlandırıcı olarak aslında bu keçi. Bunlar organik ve eşime zorla yedirmeye çalışıyorum. Açıkçası yemiyor. Hafif böyle keçi boynuzu pekmezin böyle. Aslında normal pekmezde de var. Hafif ekşimsi tadı var ya. Bir çay kaşığı dün zorla yedirdim. Biraz bak bundan ye. Bunun tadı gerçekten güzel arkadaşlar. Çocuklarınıza Nutella'larına verebilirsiniz. Gerçekten tadı çikolata gibi. Bak inanın. Ben inanamadım yani keçi boynuzu ezmesinden nasıl çikolata. Gerçekten çikolatalı gibi. Tatlandırıcı, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Şeker yok. Doğal kendi tadıyla. İnanın Nutella'dan daha güzel. Bak inanın yani. Şöyle ben bayağı bir yemişim gördüğünüz gibi. Bir de burada fıstık ezmemiz var. Ben bunu genelde yulaf tarzı şeylere koyuyorum ama eşim belki bir kaşık değse bu çok enerji verdiği için ama protein kaynağı, enerji kaynağı olduğu için bu da organik ama bunu da yemedi. İçerisinde bunun şekeri de yok bu arada. Sadece fıstık. %100 fıstık. Bunları da hemen götürüyorum. Şimdi şöyle bir tane ıslak mendille şu kabasını alacağım masamın. Şöyle sadece kabasını alacağım. Şu eksik kırıntılarını. Bir daha. Şimdi burayı deterjanla güzelce fıs fısımla benim sileceğim.
Şöyle bir fıt. Bu kadar. Fazla sıkmak istemiyorum burada sürekli yemek yediğimiz için. Gerçi güzelce duruluyorum ama yine de fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle. Siliyorum. Bu masa örtüsü Neşe ablacığıma tekrar teşekkür ediyorum. Serdiğim günden beri hiç değiştirmedim. Çünkü çok beyaz olduğu için çok sevdim. Hem de çok da memnun kaldık. Çok teşekkür ediyorum Neşe ablam. Bana hediye göndermiş o zaman. Ona da buradan teşekkür etmek istedim. Şimdi masanın diğer ucunda arkadaşlar şu ekmeği içeri götüreceğim. Bu tuz ve karabiberim kalsın burada. Çünkü şimdi işe gideceğim. Akşam geleceğiz tekrar yemek yiyeceğiz. Burada çiğdemim var. Dün ben bunu işe gitmeden önce biraz demiştim çayla. Belki yine yerim diye o da dursun. Yemezsem kaldırırım zaten. Böyle masam boşaldı. Bunu da içeri götürüyorum. Şimdi makinamı yerleştireceğim. Sonra çayı ısıtıp çay keyfi yapacağım. Çok az domates tuz koydum. Burası çok şey yapışmış, kir yapışmış diye. Şimdi biraz diğer taraflarını şöyle yağ çöz. Sıktım. Şimdi kabım var. Bunları yıkayacağım. Evet, burada daha önceden yıkadığım işte tahta kaşık falan var. Bunları hemen kaldırıyorum. Şu leke çıkmıyor. Ben bunu makineye de attım. Çünkü güzel bir şey bu. A101'den alıyorum. Makineye de attım. Hani her ilacı da sıktım. Bu leke çıkmıyor. Ne lekesi olduğunu hiç bilmiyorum. Ya salçalı bir şey herhalde. O yüzden hani pis bir şey değil yani. Yıkandı defalarca ama çıkmıyor. Bunları hemen kaldırıyorum. Ocağımı sileceğim dediğim gibi. Sonra çayımı ısıtacağım. Aa, bir de çamaşır asacağım. Çamaşırım bitti. Unuttum ben çamaşırları ya. Hemen onları da asmam gerekiyor. Önce tabii her zamanki gibi ocağımı cifleyerek başlayacağım. Şöyle cifliyorum. Dün yaptığım çayın demlikte kalan ertesi gün boşaltıyorum ben genelde. Çünkü çay içiyorum, ediyorum. Sonra işe kalkıp gittiğim için bir anda. Ertesi gün boşaltıyorum. Ya da belki gün içerisinde tekrar aynı demlediğim çayı ısıtıp içtiğim oluyor benim. İçmeyen de var ama ben içiyorum aynı gün. Bir gün boyunca ısıtıp ısıtıp içiyorum yani. Onu döktüğüm için lavabonun dibine dem olan şeyi. O yüzden sarardı hemen. Evet, şimdi bunları hemen yıkayacağım. Az bir şey açalım. Bunları yıkayacağım. Ocağımı sileceğim. Çamaşırımı asacağım. Sonra biraz vaktim kalacak. Biraz televizyon izlemekten önce arkadaşlar video düzenleyeceğim. Ya televizyonda da bu saatlerde benim izlediğim bir şey yok aslında. Ben öyle çalıştığımdan beri fazla televizyonla alakam kalmadı. Sadece bir diziyi, iki diziyi izliyorum. O da yemek teyze bakmayı seviyorum bazen denk gelince var diye. O yüzden yani televizyon diyorum. Hemen bunları da duruluyorum.
Bitti. Ocağım bitti. Lavabom bitti. Lavabomda yalnız şuralarda bir sarılıklar var görüyorsunuz. Cifle çıkmadı. Şimdi ben oraya biraz domates sosu bırakacağım. Bir 10-15 dakika kadar. Sadece şu dip kısmını sıktım. Öyle kalsın o. Beyazlıyor zaten o zaman. Böyle. Şimdi çamaşırları asacağım. Şimdi Devran'ın şöyle yeleği var. Şöyle kalın yeleklerden. Şöyle montu falan vardı. Bunun da böyle içi kürklü dışı şey. Bunları atacağım. 2-3 parça halinde atacağım. Zaten bu da bir başka ceketinin iç kürkü arkadaşlar. Bunların üçünü de zaten bunlar oldukça kalın olduğu için 3'ü yeterli. Makineye koydum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle bir ölçü, çok koymayacağım bunlara bir ölçü. Bir ölçü bu, iki kapak. Bir kapak değil, ben iki kapak koyuyorum. Şu ABC'nin yumuşatıcısından koydum. Çünkü çok güzel kokuyor. Şu pembeyi pek kullanmıyordum ama gerçekten çok güzel koktuğu için. Bundan koydum. Sonra ayar olarak şu yünlü 30 derecede mi elde yıkamada yıkayalım. Şöyle elde yıkama narin 30 derece bu da. Buna koydum. Şöyle başlatıyorum. Deneyeceğim çünkü sakız çiğnemeyi çok seviyorum. Bir de karanfillisi oldu mu bence daha iyisi olmuş. Yani güzel bir tat bırakır diye. Şimdi şu kaşığı alayım. Ben şeker kullanmıyorum. Çayımı ısıttım. Çayımı doldurup oturacağım. Video düzenleyeceğim. Bu koyu bile benim için. Ben çok açık içiyorum çayı. Gerçekten bu koyu bile biraz açmak istiyorum bunu. Çok mu şey oldu? Birazcık dem. Burası su. Evet, bu iyi. Çayımı aldım. Benim istediğim çay bu işte, açıklık, koyuluk bakımından. Çünkü çok koyu asla içemiyorum. Zaten çay içmeye ben son zamanlarda içiyorum. Ben normalde çay pek sevmem yani. Şurada limonlarım var. Şuradan biraz sıkalım şu. Yeterli. Sehpamı hazırladım. Buraya oturacağım. Çayımı içerek video düzenleyeceğim. Bu videoyu burada kapatacağım. Çünkü başka yapacak hiçbir şeyim yok bugün. Video düzenleyeceğim. 2 saat sonra evden çıkmış olacağım. İşe gitmiş olacağım. Gece saat 1'de geleceğim. Yatacağım. Bu kadar bugünlük. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.